Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Mustafa Karakuş'la yapacağımız canlı yayını başlattık. Bayağı uzun zaman olmuş yalnız bu arada. Instagram'dan canlı yayın yapmıyor. Bakalım şu anda Mustafa bağlanıyor. Selamlar Mustafa. Selamlar Kaan, ne haber? İyi, çok teşekkürler. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Herkese selamlar, hoş geldiniz. Evet, herkese gerçekten selamlar. Herhalde bir 3, 2 aya yakın falan herhalde biz şeyde Mühendisler Birliği'nde canlı yayın açmıyoruz. Yani biraz internet problemlerinden dolayı falan en son işte Yiğit Palay'la San Francisco'da, o da yazılım alanında çalışıyor. Onunla yapmıştık. Şimdi de sana kısmet oldu. Kısmet bizeymiş. Evet, aynen. Ben aslında şöyle senden direkt bahsederek başlayalım. Öncelikle hangi alanda çalışıyorsun, neler yapıyorsun? Ondan sonra senin Hollanda maceranı dinleyelim. İşte neler yapıyorsun, tavsiyelerin neler olacak? Ondan sonra da şeye geçeriz. Nedir onun adı? Sen nasıl, işte arkadaşlara neler tavsiye ediyorsun? Nasıl onlar da aynı yol izleyerek Avrupa'da farklı ülkelere ya da firmalara başvuruda bulunabilirler ya da gidebilirler? Bunları senden dinleyelim. Tamamdır. Önce kendimden bahsedeyim. İsmim Mustafa arkadaşlar. 30 yaşındayım. Şu an Hollanda'da yaklaşık 2 yıldır Backbase firmasında yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Uzmanlık alanım yazılım mühendisliği ama şu an çalıştığım platform mobil uygulamalar. iOS ve Android uygulamalar üzerine çalışıyorum. Ki biz Benim seninle de yazılım öyle maceram... tanıştık. Bizim Aynen öyle. San Francisco, Los Angeles'taki startup'ımızda biz Mustafa ile uzun bir dönem birlikte çalıştık. Halen Aynen çalışmaya yani. devam Ondan sonra da ediyoruz. güzel bir dostluk doğdu aslında Evet, aramızda. aynen, kesinlikle. Evet. Yazılım maceramda şöyle başladım. Ben aslen Eskişehirliyim. Eskişehir Anadolu Teknik Lisesi'nde yazılım başladım. Sanırım bağlantıda ufak bir sorun var. Benim sesim kesintisiz geliyor mu bilmiyorum ama. Yok, kesin ben duyuyorum. Yani bir sorun olmadı. Arkadaşlar eğer hani bir sorun Bana az olursa önce bu uyarı geldi de o yüzden. altta yazabilirsiniz. Yani hani bir problem olursa direkt yani haber verebilirsiniz. Tamamdır, aynen. Yorumlarınızı, mesajlarınızı okuyoruz. Eskişehir Anadolu Teknik Lisesi'nde yazılım bölümüyle başladım. Yazılım hayatına lisede başladım aslında. Profesyonel yazılım hayatıma da üniversiteden sonra. Meslek lisesinde, teknik lisede yazılım bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi'ne geçtim. Bilgisayar teknik öğretmenliğine. Ve mezuniyetimin son yılında özel sektörde bir firmada profesyonel hayatıma başladım. Başladığım firma Ankara merkezli ve Bilkent Cyberpark'ta bulunan bir firmaydı. Çoğunlukla .NET teknolojileri üzerine çalışıyorduk. Daha Ki Türkiye'de sonra çok yaygın, yani .NET aslında biraz da Türkiye'de yazılım sektörünü domine ediyor diyebiliriz yani. Halen kesinlikle Python Türkiye'de konusunda. ağırlıklı olarak C# ve Java çok belirgin, baskın bir şekilde kullanılıyor. Yurt dışında da diğer diller daha yoğun kullanılıyor ama Evet. özellikle Türkiye'yi domine eden diller C# ve Java diyebiliriz aslında. Evet, Tabii aynen. diğer dillere de kesinlikle ilgi var, alaka var ama böyle devlet sektörü özellikle Java veya C# veya .NET teknolojilerini kullanıyor. VB'de dahil. Dolayısıyla kariyerim de .NET'le başladı aslında. 4 sene boyunca bu Bilkent Cyberpark'taki firmada çalışmaya devam ettim. Bunun 2 yıllık süreci geliştirici olarak, 2 yıllık süreci de eğitmen olarak gerçekleşti. Çoğunlukla kamu kuruluşlarıyla çalıştık, kurum ve kuruluşlarıyla çalıştık. Çeşitli danışmanlıklar verdik, çözümler ürettik. Eğitimler verirken de genelde .NET, iOS ve Android üzerine mobil teknolojilerde eğitimler verdik. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na geçtim. Macerama Dışişleri Bakanlığı'nda devam ettim. Bir 3 sene Dışişleri Bakanlığı ile çalıştım. Oradaki konsolosluk, elçilik uygulamalarının üretilmesinde aktif görev aldım. Hatta geçenlerde Hollanda'dayken bir konsolosluk işim olmuştu. Dolayısıyla bu sistemlerden birini kullanmam gerekti ve hala da kullanıyorlardı açıkçası. Hani Değil mi? Senin sevindiren niye kurdun kısımlardan da aslında? birisiydi bu. Aynen öyle. Aynen. Daha sonra da Dışişleri Bakanlığı'nda yaklaşık 3 yıl çalıştıktan sonra da Hollanda maceram başladı. Şimdi oraya Hollanda'da... gelelim. En önemli tarafı orası. Gel orayı şöyle şeyden alalım. Sen iş başvurusunu nasıl yapmaya karar verdin? Hani böyle bir arkadaş tavsiyesi mi oldu? Oradaki firmayı nereden öğrendin? Nasıl buldun? Bu hani gel bu detaylardan bir girelim. Bu Tamamdır. Hollanda olayını böyle bastıra bastıra bir anlatalım arkadaşlar.
Şöyle söyleyeyim, aslında üniversite zamanındayken ben yurt dışı kariyerini istiyordum. Yani ne zaman olacağını henüz karar vermemiştik ama net bir şekilde istiyordum. Çünkü kariyer basamaklarında hani sadece Türkiye odaklı teknolojiye yaklaşmaktansa hani yurt dışında da görmek benim açımdan en azından önemliydi. Üniversitedeyken İsveç'te yüksek lisansı düşünüyordum. Yani benim açımdan çeşitli tercih sebepleri vardı İsveç'in. Ama ne yazık ki olmadı, yapamadım yüksek lisansı. Daha sonra Amerika, Avrupa araştırmaları yaparken Avrupa'da karar kıldım. Ve Greenhouse diye bir site var. Duymuşsunuzdur belki, bilmiyorum. Greenhouse sitesinde, aynen, Greenhouse. Burada çeşitli iş ilanları yayınlanıyor. Aynı şekilde LinkedIn'den, diğer iş platformlarından da bakıyordum. Greenhouse'da şu an çalıştığım firma, Backbase firması, onun ilanını gördüm. Şöyle bir Bu Greenhouse'ta tesadüf de genelde var yurt aslında. dışı firmalar mı peki iş ilanları açıyorlar? Açıkçası hani Türkiye'de var mı bilmiyorum. Hani Türkiye'den ilanlar çıkıyor mu bilmiyorum. Ama olduğunu zannediyorum çünkü global bir uygulama. Hani sadece yurt dışına hitap eden bir uygulama değil. Dolayısıyla hani bütün ülke seçiyorsunuz aslında. Seçtiğiniz ülkelerin ilanlarını görebiliyorsunuz. Burada Backbase firmasını gördüm. Aynı şekilde aynı zamanda benim bir arkadaşım Backbase firmasında zaten çalışıyordu. Hani tesadüfen onların yeni bir personel alacağının ilanını gördükten sonra ben bu arkadaşımla iletişime geçtim. Hani personel oluyormuşsunuz, nasıl Hollanda? Hiçbir fikrim yoktu açıkçası Hollanda ile ilgili. Araştırmalara da o zaman başladım aslında. Dolayısıyla hani bir başlangıç, böyle bir tevafuk oldu aslında. Arkadaşım sağ olsun gerekli bilgileri de verdi. Bunun üzerine iş başvurumuzu yaptık. İş başvurumu yaptıktan sonra CV'mi beğendiler sağ olsunlar ve mülakatlara başladık. Yaklaşık 6 veya 7 adımdan oluşan bir mülakat gerçekleştirdik. Benim Bayağı. başvurduğum bölüm akademiydi. Akademi olduğu için normalin üzerine 2-3 adım daha vardı. Ve yoğundu yani hani stepler, adımlar. Nasıl başladı? Mülakat sürecinden bahsedeyim biraz. İlk önce bir tanışma toplantısı yapılıyor. Tanışma toplantısına Bunların hepsi diyorlar ki online hani tabii, değil mi? Şeyde aynen Skype tamamen üzerinden hepsini falan. Türkiye'den Skype üzerinden yaptık. Sadece bir arkadaşım orada aktif şu an çalışan arkadaşlarımdan birisi benim uçak biletimi aldılar, beni buraya getirdiler. Mülakatın bir kısmına Hollanda'da, Amsterdam'da devam ettik demişti. Ama benim için öyle olmadı hani tamamen Skype üzerinden yaptık. Bazen hani böyle acil hızlı konuşmaları WhatsApp'tan yaptık hani böyle spesifik bir yer seçmiyorlar aslında. Başlangıç itibariyle de bir tanışma toplantısı gereği neler beklenecek? Yani bu tarz bilgiler paylaşıldı. Bu aşamada eğer sizden memnun kalıyorlarsa bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Yani her adım bu şekilde ilerliyor. Her adımda sizden aldıkları bildirimler veya sizin verdiğiniz bilgilerden yola çıkarak tamam bir sonraki adıma hazır, bir sonraki adıma geçebilir diyerek devam ediyorsunuz. Bu şekilde devam ettik. İkincisi teknik mülakat oldu. Teknik ama sözlü mülakat. Yani soru cevap şeklinde ve aynı şu an seninle yaptığımız gibi aslında bir mülakat yaptık. Karşımdaki kişi o zaman da bir mobil SDK'nın ürün sahibiydi. Yani bunu geliştiren, bunu üreten takımın başındaki kişiydi. Android üzerine uzmandı ama mobil üzerine tecrübeleri ağırlıklı olarak vardı. Yani iOS üzerine de çalışıyordu. Bu şekilde teknik sorular sordular. Ben onlara cevap verebildiğim kadar verdim. Bu Peki şekilde devam soru, ettik. yani çok fazla hani tabii yani önemli ya değil ama teknik soruların haricinde sana başka, atıyorum şimdi teknik soruları çok girmeni anlamıyorum çünkü hani makine mühendisi arkadaşlar da var, inşaat mühendisi arkadaşlar da var, yani Tabii. sadece olay yazılım tarafı olmadığı için. Ama sana mülakat esnasında ya aşamalardan bir tanesinde farklı senin işte atıyorum yani yaşam tarzın na dair de böyle bir soru falan geldi mi? Yani hani arkadaşlar ne bileyim şu tarz şeylere dikkat edin diyebileceğin bir şey var mı mesela o mülakatlardan? Açıkçası benim tarafımda olmadı. Çünkü yapılan şey aslında o DNA match, yani DNA uyuşması kararını kendileri veriyorlar ve onu sohbet esnasında kendileri karar veriyorlar. Soru cevap şeklinde bir nevi karakter analizi gibi bir şey oluyor aslında. Çünkü bunu niye söylüyorum? Ben oraya katıldıktan sonra başka mülakatları ben yönettim son birkaç ayda.
Benim yönettiğim mülakatlarda menajerle en son konuşmamızda nasıl Backblaze'in şu anki şirketimizin DNA'sına uyuyor mu bu kişi diye bir soru geliyordu. Yani tahminen aynısı benim için de oldu. Evet. Orada bir DNA uyuşmasına bakıyorlar. Greenhouse Dolayısıyla bu arada sitenin adı bir evet, daha devam. soru evet, sitenin adı Greenhouse. Ama dediğim gibi hani LinkedIn vesaire gibi sitelere de bakabilirsiniz. Ama spesifik olarak bir soru gelmedi. Hani yaşam tarzı, işte kimsin, nesin, o tarz sorular hiçbir şekilde gelmiyor açıkçası. Soru cevap haline geldiğimizde de benim başvurduğum alana özgü sorular geldi. Mesela ben mobil eğitmen ilanına başvurmuştum. Mobil eğitmen alanında da sizden beklenen bir mobil uygulama alanında uzmanlığınızın olması. Ben de ikisi de vardı. iOS ve Android üzerinde native olarak uygulama geliştiriyordum Evet. zaten. Onu Dolayısıyla benim biliyoruz canım ya. mülakatım bu ikisi Onu tecrübe bunun üzerine ettik gitti. yani süreç zamanı. Eyvallah. O yüzden hani sorular sizin başvurduğunuz alana göre çıkıyor. Sizin başvuracağınız ilanda da benzer şeyler olabilir. Hani belki .NET uzmanlığı üzerinde bir uygulamaya, bir pozisyona başvuracaksınız. Bu gelecektir. Veya proje yönetimine başvuracaksınız. Bunun üzerine sorular gelecektir. Ama genel Tabii. itibariyle başvurduğunuz pozisyonla alakalı. Sen Nerede mülakatı falan kalmıştık? geçtin. Daha sonra Sen devam et. mülakat sürecini geçtikten sonra işe alındın ve bu sefer taşınma süreci başladı, değil mi Hollanda'ya? Bu sefer taşınma süreci başladı. Aynen. Bunu yöneten bir öncelikle şirketin kendi insan kaynakları oluyor en başta. Bu sizi yönlendiriyorlar açıkçası. Evet. Neler yapıldı? Öncelikle dediler ki evet kabul edildiniz. Şimdi ne zaman geleceksiniz? Yani ne zaman gelebilirsiniz? Mesela şu an ben aktif olarak dış işlerinde çalışıyordum. İlk olarak katıldığımda. Dolayısıyla dediler ki sen dış işlerinden ne zaman ayrılabilirsin? Tam o anda ben kabul edildiğimi öğrendiğim anda dışişlerine haber verdim. Dedim ben böyle böyle ayrılacağım. Hani başka bir yerle görüştüm ve kabul edildim. Dolayısıyla sizin de bir bildirim süreniz oluyor. Bu Türkiye'de Ülke dışına standart çıkışını yani. yasaklarız Yok sağ olsunlar demediler mi? O ülkeye girişini demediler. O biraz daha karşı tarafla alakalı olduğu için hani ihbarda bulunurlarsa olabilirdi evet. evet, aynen. Ben onlara ilgili tarihi söyledim. Yaklaşık 1-1,5 ay sonra taşınabiliriz dedik. Ondan sonra bütün ayarlamaları ona göre yaptılar. Benim verdiğim tarihe göre uçak biletimi aldılar. Daha sonra bir oryantasyon programı oluyordu. Onunla alakalı bütün hazırlıkları tamamladılar. Ve bir aylık bir ev kiraladılar. Şu şekilde ilerliyor süreç. Şimdi Hollanda'nın dışındaki ülkelerde nasıl ilerliyor bilmiyorum açıkçası. Şu an söyleyeceğim tamamen Hollanda'ya özgü. Taşındığınız zaman şirket sizin oradaki konaklama masrafınızı karşılıyor. Evet. Karşıladığında da diyor ki 1 veya 2 ay boyunca senin kiranı veya otel masrafını ben vereceğim. Daha sonra sen ilk maaşını aldığın andan itibaren evini bulup sen taşınacaksın. Aynı Evet. şey oldu bende de. Dediler ki hani sen evini bakmaya başla ve bir tane ev gösterdiler bana. Artık burada kalacaksın. Bir ev kiralamışlardı. Kendi apartmanları olabiliyor şirketlerin, kendi kiraladığı, özel kiraladığı yerler olabiliyor. Burayı sizi yerleştiriyorlar. Bir ay boyunca, 1-1,5 ay boyunca ben bu evde kaldım. O süreçte de ev bakma sürecine başladık. Ve aynı zamanda da şirketin alışma programı, hani oryantasyon programları başladı. İşte Backbase nedir, ne değildir, bu pozisyonda neler bekleniyor, genel itibariyle şirket ne yapıyor, neler yapıyor gibi. Bizi çalışmaya hazırladılar diyeyim açıkçası. Daha sonra bu alışma süreci tamamlandığında da artık yapmam gereken işler, tasklar verilmeye başlandı. Ama böyle gider gitmez bodoslama, hadi bu işe sen başlayacaksın, hadi başla artık diye bir şey olmadı. Hani güzel bir alışma süreci oldu açıkçası. Bu şekilde başladık şirkete de. Şu an hala aynı yerdeyim. Sadece pozisyonum farklı. Birkaç ay önce geliştirme bölümüne, R&D departmanından geliştirme departmanına geçtim. Eğitim departmanını bıraktım. Şu an geliştirmedeyim. Şey yani sen tabii bir dönem eğitim tarafındaydın. Şimdi peki Aynen, firmadan ufaktan başladığım biraz bölüm eğitim bahsetmemiz departmanıydı. gerekirse firmadan biraz böyle bahsetmemiz gerekirse yani çok böyle kısaca hani firman ne iş yapıyor peki? Backbase uluslararası alanda bankacılık faaliyetleri için ürünler, çözümler üretiyor, depoları üretiyor. Mevcut bankaların daha güncel teknolojiye uyarlanmaları için mesela
varsayalım ki bir bankanın core altyapısı, hani asıl altyapısı genelde böyle COBOL, Fortran gibi dillerle yazılmıştır. Yani direkt böyle Evet. güncel dilleri kullanamıyorsunuz. Ama bu diller de günümüz teknolojilerine çok yatkın değil. Yani sosyal medyayı nasıl entegre edeceksin veya bir mobil uygulamayı? Dolayısıyla bunun üzerine bazı entegrasyonlar yapmanız gerekiyor. Backbase üretiyor. Ve bunun backend, frontend, mobil ürünlerini üretip dağıtıma sunuyor. Bankalar da bunları kullanıyor ve kendi banka ürünlerini üretiyorlar. Yani kısacası Backbay böyle. Yaklaşık olarak 700'e yakın çalışanı var. İki tane headquarter'ı var. Biri Amsterdam'da, birisi Atlanta, Amerika'da. Ve 7 ayrı da ofisi var. Birisi Singapur'da, biri İngiltere'de, biri Güney Afrika'da gibi. Hani çeşitli, dünyanın çeşitli bölgelerinde merkez ofisleri var. Ben de Amsterdam ofisindeyim. Peki Türkiye'den işte başka bir arkadaş ya da o tarz bir iş olursa diğer ofislerini de çalıştırıyorlar mı, yoksa mesela Türkiye'den iş aldıklarını Hollanda'daki ofise mi gönderiyorlar? Ne, öyle bir Şöyle şey ki var mıydı? aslında açılan İlanlara. ilan bölüme göre açılıyor. Evet, yani biz bu pozisyonu Atlanta ofisi için bakıyoruz. Bu pozisyonu işte Singapur için bakıyoruz diyorlar. Ama headquarter Amsterdam olduğu için diğer ofislerde çalışsanız bile öncelikle Amsterdam'a gidiyorsunuz. Oryantasyon orada oluyor. Diğer takım yöneticileri tanışmanız orada oluyor. Sizi ondan sonra ilgili ofise yönlendiriyorlar. Peki yani Hollanda'da başka tanıştığın, ben şöyle biliyorum, işte bir dönem Amsterdam'a, Eindhoven'a falan çok gidip geliyordum ben. Çok fazla Türk mühendis arkadaşla tanıştım. Yani hatta bayağı sokakta böyle merhabalaşıp, siz de mi Türksünüz? Evet, ne yapıyorsunuz? İşte elektronik mühendisiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de elektronik mühendisiyim. İşte sen neredesin? Ben Hollanda'da yaşıyorum. Ben de Amerika'dayım falan. Hani böyle bayağı böyle arkadaşlık kurduğum insanlar da oldu. Senin başka çevrende orada yaşayan arkadaşlar, bu arada önce bir tam şey yapalım, bir konuşalım. Nedir ne değildi biraz Mustafa da anlatsın bize. Daha sonra sizlerden sorular alalım. Mesela diyorum, maaş konusunu kesinlikle konuşacağız. Onun haricinde güzel birkaç tane soru var. Yani siz sorularınızı hazırlayın ya da yazabilirsiniz. Aynen, sorularınızın soru Ama cevapları sonuna doğru yapabilirsin. evet, aynen. Şey, konuşma bölünmeden daha sonraki soru cevap kısmına geçeceğiz. Senin başka böyle hani tanıştığın Türk mühendisler falan oldu mu? Onlar mesela yani nasıl gelmişler, neler yapmışlar tarzında var mı Oldu. öyle çevrende hikaye? Backbase'deki zaten tek Türk ben değilim. Şu an yaklaşık 20-25 civar Türk var. İlk önce ofisimdeki Türklerle, yani çalıştığım yerdeki Türklerle tanışmıştım. Onun haricinde diğer firmadaki Türklerle de ister istemez karşılaşıyorsunuz. Çeşitli sosyal organizasyonlar yapılıyor veya LinkedIn üzerinden çalışıyorsunuz gibi. Yani bayağı mühendise tanıştım. Ben oraya gittikten sonra da gelen diğer Türk arkadaşlar da oldu. Şu an mesela ING'de çok önemli bir pozisyonda çalışan bir Türk arkadaşım var. Onlar da gene aynı süreçlerle geldiler. ING'de aşağı yukarı bu adımlarla işe alım yaptı. Sadece şirketin kendine ait olan nasıl diyeyim, benefit, hani faydalar kısmı şirketten şirkete değişebiliyor. Ama genel itibariyle hani işe alım süreçleri bu şekilde işliyor. Peki senin yani buradaki arkadaşlara tavsiyelerin ne olabilir? Yani aynı yolu izlemek isteyen arkadaşlar, çünkü bu sorunun cevabını da aslında sorulan birkaç soruya da cevap vermiş olacağız. Senin hani kafanda Ben işte şöyle başlayayım o zaman. Hani neden de diye başlayabiliriz belki. Çünkü bu birçok soruya da cevap verecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi İşte orada en bu başta evet doğruya Hollanda ile gidiyor. alakalı aslında öyle İngiltere değil. olsa İngiltere'ye Çünkü gider hani mi? ya şöyle diyelim, hani ağır basan yanları oldu. Çünkü ben Hollanda'dan önce aslında İngiltere ile de işe alım sürecine kadar ilerlediğim firma oldu. Aynı şekilde Amerika'da da oldu. Daha sonra Singapur'da bir yerle görüştük ama çok ilerletmedik çünkü Singapur çok uzaktı gibi. Ama ülkelerin araştırılması bazına geldiği zaman Hollanda biraz daha ağır bastı. Neden? Birincisi Türkiye'ye yakınlık. Çünkü ailelerimiz burada. Ben evliyim. Eşimin ailesi burada. Dolayısıyla bizim istediğimiz zaman kısa zamanda Türkiye'ye gelebilmemiz önemliydi. Bu birinci Evet, faktördü. onun ne olduğunu çok iyi biliyorum ben. Ta Los Angeles'ta Kesinlikle sen çünkü zamanda yaşadığım için. Amerika'daydın. Aynen öyle. Oradan geliş gidişler ki minimum 12-13 saat sürüyor ki rötar On, yaptığını 16. Evet. düşünürseniz
16-20 saatlere çıkabiliyorsunuz. O yüzden hani Avrupa açıdan biraz daha önemli. Yani Yani sen sırf burada o yolu bayağı çekmemek acısını çekmiş için, olabilirsin. evet, yani sırf o yolu çekmemek için gelmediğim yıllar oldu. Yani hani gerçekten uzak mesafeden gelip gitmek ciddi anlamda eziyete dönüşüyor. Yani Kesinlikle. hani uçak muçak ya da uçağın kalitesi, uçtuğunuz sınıfın dahi artık belli bir şeyden sonra açıkçası önemi kalmıyor. Uzaklık gerçekten insanın gözünde büyüdükçe büyüyor yani. O konuda evet, Kesinlikle. Hollanda ciddi anlamda bir avantaj. Bir Ya da de hani Avrupa'da acil bir herhangi bir durum ülke. olduğunu düşünürseniz acil bir durumda ha deyince gelmek de Avrupa'dan daha kolay, yani Amerika'dan Daha biraz daha kolay. zor. Kesinlikle, O yüzden de bu kesinlikle. birinci sebepti. İkinci sebep ise şu: ana dili İngilizce olmayan ama en çok İngilizce konuşan ülke Hollanda. Bu en önemli faktörlerden de diğeri. Evet. Çünkü sonuçta ben native, hani ana dil İngilizce olan birisi değilim. Evet. Dolayısıyla benim ortak bir dile ihtiyacım var. Bu bahsetmiş olduğum hani İsveç hikayesinde ben o zaman iş süreçlerini de araştırıyordum yüksek lisans sonrası için. Evet. Bulduğum ilanların %90'ı İsveççeyi zorunlu kılıyordu. Aynı şekilde eğitim dilinde de İsveççe zorunluydu. Yani bu ne demek? Benim bir yıl boyunca, belki 1,5 yıl boyunca İsveççeyi öğrenmem demek. Bu da benim olaya entegre olmamı veya ne bileyim kendi işime alışmamı uzatacak bir süreç. Dolayısıyla işte Hollanda'da en çok İngilizce konuşan Avrupa ülkesi olması, hani işte Birleşik Krallığı falan saymıyorum çünkü ana dili zaten İngilizce onların. Ana dili İngilizce olmayan ülkenin birinci sırada olması önemli. Bu neden böyle? Çünkü dünyanın birçok yerinden expat alıyorlar. Hani dışarıdan çalışmaya gelen kişilere expat deniliyor. Çok fazla expat var. Hani dünyanın her yerinden expat Amsterdam'a veya diğer ofisler, hani Eindhoven'a vesaire Evet. ülkelerine, şehirlerine gidiyorlar. Dolayısıyla İngilizce çok fazla. Turizm de çok iyi olduğu için de İngilizce iyi seviyede ileride. Yani şöyle söyleyeyim. Sokakta herhangi birisiyle, herhangi bir kişiyle rahatlıkla İngilizce konuşabilirsiniz. Veya market, bakkal, çakkal gittiğiniz yerle. Ki sizin çoğu zamanınız ofiste geçeceği için ofisteki kişilerle de İngilizce iletişime geçmeniz önemli. Bu da bir diğer faktördü. Hollanda'nın ayrıyetten sağladığı faydalar da bulunuyor expatlar için. Yani bu Evet. bir nevi teşvik. Yani Şey, şöyle vergilendirme söyleyeyim. tarzı falan herhalde, değil mi? Aynen Vergi öyle. kolaylığı. Mesela İrlanda'da mesela teknoloji konusunda çok iyi. Bu arada vergi demişken aklıma benim Amerika vergisi geldi, biliyor musun? Ben daha onları ödemedim. Bir haftam kaldı. Geçmiş olsun diyeyim. Uzatılmıştı. Aynen, Nisan'daydı. Bu koronadan dolayı Temmuz ortasına atıldı. Ve ben daha yapmadım, biliyor musun? Yani bir de Türkiye'de oluşumdan dolayı da bir sıkıntı. Şimdi online falan yapılıyormuş. İlk defa online yapılıyormuş. Daha bir de onlarla uğraşacağım. Yani şimdi hatırladım, bir vergi deyince. Yani hatırlattığım için üzgünüm ama evet, öyle bir konu var. Yok ya. Yapacak bir şey yok. Mesela IT alanında hani İrlanda falan da çok iyi. Birçok ülkenin, yani Amerika bazlı birçok Silikon Vadisi firmasının Avrupa'ya genelde Ofislerim. ya Hollanda'da ya İrlanda'da oluyor. O yüzden hani İrlanda'ya Amerika'dan bu düşünenler de arada oluyor. çok da giden var, biliyor musun? Benim çok Amerikalı hani tanıdığım, bildiğim, sırf yani Amerika'dan çıkalım, bir de son dönemde işte bu Trump'ın seçilmesinden sonra böyle hani bir taraftaki insan topluluğu işte ne bileyim başka bir yere gidelim, ne bileyim Kanada'ya yerleşelim falan deyip yazılımcı olarak İrlanda, yani çalıştıkları firmalarda, atıyorum Facebook'ta, Google'da, Twitter'da kendilerini İrlanda ofisine attıran benim çok Amerikalı tanıdığım da var yani. Aynen öyle. Selamlar Ahmet Hocam. Selamlar Erkin Hocam. Evet. Bu arada selamlarınızı da görüyorum. Yani ne diyorduk? Vergi diyorduk. Diğer ülkeler ekspatlara kendi vatandaşıyla aynı muameleyi yaparken Hollanda bunu yapmıyor. Hollanda diyor ki senin bu teknik yeterliliğe gelmen için ben bir çaba sarf etmedim. Seni ben eğitmedim. Sen kendini geliştirirken sana bu konuda katkı sağlamadım. Dolayısıyla senden faydalanırken de vergini de indirime gideceğim. Hani bu mantıkta hareket ederek ekspatlardan daha az vergi alıyor. Yani şöyle özetleyebiliriz. Yerli Hollandalı birisinin aldığı brüt maaşla sizin aldığınız brüt maaş aynı olsa bile net maaşlarda ekspat daha fazla kazanmış oluyor. Hollandalılar şey demiyor mu? Bu yabancılar evlerine gitsin falan tarzında demiyorlar Ya mı? o İnsan şekilde üzülüyor. ayrımcılığı hissetmedik açıkçası. Çünkü bu hani bir ülke kültürü haline gelmiş ama kesinlikle bu fikirler Evet. var. Yani yok Yani tabii değil, tabii illaki var. kesinlikle.
Yani engelleyemiyorsunuz haliyle. Ama genel itibariyle hani ülkenin politikası olduğu için hani insanlar o konuda biraz daha hoş görürler. Bu da bir diğer konuydu. Dolayısıyla hani teşvikleri güzel olduğu için de Hollanda'yı tercih ettik. Bir diğer konuda diğer ülkelerde bilmiyorum açıkçası onu diyemem ama ülkede hükümetin, devletin vermiş olduğu bir zorunluluk var şirketlere. Tatil ücreti ödemek zorunda şirketler. Bu ne demek? Sizin yıllık brüt maaşınızın %8'ini size tatil ücreti olarak da ekstra maaşınıza ek olarak vermeleri gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Yıllık 50 bin euro kazanıyorsunuz diyelim. Bunun %8'i 4 bin euronun brüt halini size tatil ücreti olarak da vermeleri gerekiyor. Çok iyi ya. Siz de bunu dünyanın herhangi bir yerinde tatil yapabilirsiniz. Yani bu da bir devlet politikası. Yani Evet. burada ekspatlara sağlanan kolaylıklardan dolayı Hollanda biraz daha ağır bastı. Evet. O yüzden de Hollanda'yı tercih ettim. Aslında hani şu an sorulan birçok soruya da cevap veriyor olabilir. Hani tercih sebeplerinden diğeri de teknoloji firmaları Hollanda'da aktif bir şekilde çalışıyorlar. O yüzden de Hollanda'yı tercih ettik. Firmaları Hollanda'nın ayrıyeten de teşvikleri var. Yani hani Tabii. gerçekten aslında Hollanda İrlanda ile birlikte biraz da böyle Avrupa'nın Silikon Vadisi olmaya falan çalışıyor. Özellikle hani startup'lara teşviklerini Aynen falan öyle. da çok iyi biliyorum ben Hollanda'nın. Yani hani bu tarz Bir kere şirket girişimcileri ya da kurmak, hani bir startup fikirleri. kurmak ve bu startup ayağa kaldırmak Avrupa'da, Hollanda ve İrlanda'da açıkçası Çok 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 haklı. kolay. Yani bu şekilde kuranlar var gerçekten hani. Evet, vergi avantajlarını falan biliyorum yani. Başka peki Bir onun de haricinde? bir diğer adımını da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar hani Amerika'da çalışmak isteyenler de olabilir. Amerika bildiğiniz gibi hani H1 vizesini hadi ince vermiyor. Lotoyla veriyor. Size birisinin sponsor olması gerekiyor gibi. Çekilişe bağlı. Aynen öyle. Avrupa üzerinden Amerika'ya gitmek biraz daha kolay. Mesela şirketinizin eğer bir Avrupa ofisi varsa, Amerika'daki şirketin bir Avrupa ofisi varsa, önce Avrupa ofisinde başlayıp orada alışıp kendinizi beğendirip daha sonra da Amerika'sına geçiş yapabilirsiniz. Hani bu direkt Amerika'ya gitmekten daha kolay aslında. Yani şöyle söyleyeyim, aslında ben yani Avrupa'da bir firmada ya da Avrupa'da bir ülkede kalmayı, mühendis olarak çalışmayı yeğlerim. Yani Amerika mı, Avrupa mı dersen kesinlikle. Yani bir tek işte Avrupa'da devamlı bizim de arkadaşlarımızdan duyduğumuz bir tek işte ırkçılık mevzuları falan hani biraz daha yüksek olduğunu duyduğumuz için, ki bu Avrupa aslında Hollanda için çok geçerli bir şey değil tabii ki, ama yani mesela İngiltere'de, Ya şöyle İspanya'da yani bu söyleyeyim tarz hani sıkıntıların olduğu söyleniyordu. Ama Amerika mı, ırkçılığın Avrupa dersen olmadığı yer Avrupa derim açıkçası yani. yok. Irkçılığın olmadığı yer açıkçası yok. Ama şöyle söyleyeyim Evet. hani diğer ülkelerde çok uzun süre vakit geçirmediğim için hani hep sürekli kısa sürelerle gittiğim için ırkçılığı sadece Hollanda nezdinde değerlendirebilirim. Ben Evet. karşılaşmadım. Ama yok mu? Tabii ki de var. Hani insanları sonuçta her zaman o insanları ırkçılara ayıklayamıyorsunuz. Gizli bile olsa hani ırkçı olan insanlar olabiliyor. Ama dediğim gibi bu hoşgörülü bir ülke olduğu için ve hani çoğunluğu olarak ekspatlardan ve turistlerden oluşan bir ülke olduğu için hani ırkçılık çok yaygın değil. O açıdan hani Hollanda gerçekten diğer biraz daha ileride Evet. diyebiliriz. Çok güzel. Bir soru cevaplara geçelim o zaman. Şöyle bir yukarıdan. Geçelim. Az önce birkaç defa maaş mevzusu var biliyorsun. Biz Türklerin en çok merak Öyle ettiği başlıyordu şeydir olaylar. yani hani para. Önce parayı. Hani sen işi bırak hocam. Sen bana bir paradan bahset. Mevzumuz var biliyorsun. Nedir mesela orada? Ya direkt sen kendi Ya şöyle maaşını söylemek söyleyeyim. zorunda değilsin şimdi. Hani bir tanımadığın, bilmediğin akraban çıkmasın bir anda, işte Mustafa abi ben de senin yeğeninim falan diye aşağıda İstekler gelmeye başlamış buradan sonra. yazılmasın tabii. Aynen. Mustafa Ya şöyle söyleyelim. Hani şimdi ekspat amcacım. olarak ekspat olarak gitmeniz için bir de şöyle bir kural var. Size belli bir limitin altında zaten maaş öneremiyorlar. Hani siz şirketle anlaştınız. O bu adam Türkiye'den geliyor. Zaten Hollanda'yı da bilmiyor. Buna yıllık 20 bin veririz. Kabul ediyorsa gelsin diye bir şey yok zaten. Hani ekspat olmanın kurallarından birisi. Devlet diyor ki yani son rakamları net hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam 38 bindi. Yıllık 38 bin euroyu vermeleri gerekiyor. Bunun üzeri sizin şirketle olan anlaşmanıza kalmış. Hani sizin bu başvurduğunuz pozisyon, senior pozisyon olabilir, ne bileyim, project management olabilir vesaire.
Bunun kendi skalalarını zaten belirliyorlar. Diyorlar ki biz project management için, proje yöneticiliği için 4.000 ile 6.000 euro arasını veriyoruz. Şu an varsayım olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu rakamların altında veya aşırı üstünde bir beklentilerle gitmemeli. Hani o skala neyse veriyorlar size. İş ilanında zaten açıkçası verilecek maaş aralığı herhalde yazıyordur, değil mi? Yani insanlar iş Aralık başvurusu veriliyor yaparken. genelde, evet. Evet. Hani o biraz daha şeffaf ilerliyor ve size net bir şekilde soruyorlar. Sizin bu pozisyondan beklentiniz ne? Kaç para Evet, maaş istiyorsunuz? beklentisi. İlk önce görüşü net olarak söylemiyorlar bu arada. Yani bu pozisyonun maaşı şudur demiyorlar hiçbir zaman. Sadece belki ilanda belirtirlerse aralık veriyorlar. Size uygun olarak ve sizin beklentinize uygun olarak maaş beklentisi örtüşüyorsa o maaşı veriyorlar. Hani Bu net maaşı Amerika direkt için de söylemezler. O aklınızda olsun. bahsettiğin şey bu arada, yani aldığınız peki para maaş şey mi, brüt mü, yani vergiler falan daha sonra mı düşüyor, yoksa vergisini düşünmüş hali mi? Anlaşmalar, evet. Anlaşmalar brüt oluyor. Size yıllık bir brüt teklifte bulunuyorlar. Diyorlar ki bu brüt teklifin üzerine taşınma masraflarınız artı o tatil paranız vesaire hepsi eklendikten sonraki maaşınız bu olacak diyorlar. Size gene net ulaşıyor ama anlaşmanız kesinlikle brüt üzerinden oluyor. Ve şunu da söyleyeyim, Hollanda'da sağlık sistemindeki primi siz ödüyorsunuz. Bu ülke geneli bir kural diyelim. Hani Türkiye'de özel sağlık sigortasına ödediğiniz parayı orada zorunlu olarak aylık ödemeniz gerekiyor. Bu sizin maaşınıza dahil değil. Yani Türkiye'de SGK olarak düşülüyor, orada düşülmüyor. Yani mesela gitmek isteyen arkadaşlar bunu da göz önünde bulundurarak gitmeliler. Çok yüksek miktarlar değil bu arada. Baz fiyat belirli. Aylık 100-120 dolar falan, 120 euro falan. Sizin beklediğiniz sağlık özellikleriyle beraber artıyor bu meblağ. O yüzden bunu da düşünmeliler. Sorulardan bir diğeri, hocam elektrik elektronik mühendisliği mi yoksa bilgisayar mühendisliği mi? Şimdi ben bir elektronik mühendisi olarak ben aslında elektronik mühendisliği diyebilirim, ama tabii hani elektronik mühendisliğinin hem donanım hem de yazılım, hani altyapısı bilgisi olduğu için öyle diyebilirim, ama yani hani şu anda bana sorduklarında ne yapıyorsun dediklerinde de ne bileyim, yani açıkçası biraz daha böyle yazılım tarafını ağırlık vermeye çalışıyorum. Senin de bildiğin gibi senin önderliğinde Estağfurullah. yani senin izinden gelerek 3-5 bize bir şeyler yazmaya çalışıyoruz yani. Ama mesela sen ne Estağfurullah. dersin hani buna? Ya onu şöyle söyleyebilirim. Eğer bulunduğunuz, okuduğunuz bölüm yazılımla, bilgisayarla alakalı değilse ve hala yazılımla uğraşmak istiyorsanız uğraşabilirsiniz. Çünkü yazılım sektöründe diğer gruplarından da uzman olan, saygın olan bir dünya insan var. Hani matematik Evet. bitirmiş kişi ama yazılım alanında uzman, internette araştırıcı olan ama hiçbir şekilde yazılımla alakası olmayan ama çok güzel hizmetlerde bulunan arkadaşlar var. O yüzden hani bölümünüz çok önemli değil. Yazılım yeterliliğiniz önemli. Ama iki meslek arasında tercih sorarsanız ben yazılım derim. Hani elektronik mühendisliği demem. Yani çok küçümseyim. Elektronik daha aslında. Ya dediğim gibi şey, mesela San Francisco'da Ya hardware daha zor bilgisiyle, diyeyim. Çünkü hani hem donanımla yazılımla tabii uğraşmak şey, çok zor gerçekten. Hani. O yüzden. kesinlikle kesinlikle ben evet, ama mesela senin bağlı tekrar bahsettiğin şeye gelecek olursak biz, yani bilgisayar mühendisi ya da işte atıyorum yazılımla alakalı bir bölüm bitirmeyip daha sonradan işte yazılım alanında çalışan benim de çevremden çok insan oldu ki, hatta az önce benim gözüme çarpan sorulardan bir tanesiydi işte, ya yazılım mühendisliği ile yazılım geliştirmeci arasındaki fark nedir falan diye. Benim hatta 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili çektiğim YouTube videosunda da mesela ondan ben bahsediyordum. Yani aslında yazılım geliştirme uzmanları daha çok sadece kod temelli çalışan, işte verilen taskları yerine getiren, görevleri yerine getiren genelde insanlar oluyorlar, ama yazılım mühendisleri o işin belki de mimarisini oluşturan, işte teknolojiyi analiz edip onu işte müşterinin istediği boyutta harmanlayıp işte görev dağılımını yazılım geliştirme uzmanlarında belki de dağıtan insan olarak geçiyor. Bu benim tanımım. Sen tabii ne diyeceksin bu işin içinde olarak, hani daha belki farklı bir tanım getirebilirsin buna.
Kesinlikle tanımın çok doğru aslında. Yazılım geliştiriciyle mühendis arasındaki fark bu. Geliştirici sadece kodla ilgilenen kişi oluyor aslında. Tabii ki de kendi arasında seviyeler olabilir, hani junior, senior veya üzerleri şeklinde. Aynı şey junior, senior mühendis üzerinde de olabiliyor. Bu ne demek? Bunun planlamasını, programlamasını yapabilen kişi de aynı zamanda. Yani resmi biraz daha geniş görüp sadece yazma kısmında değil de bu yazılımın üretilmesindeki süreçleri de takip edebilen veya bunu yönetebilen kişi de demek. Dolayısıyla hani geliştirici ile mühendisin arasındaki fark bu. Ünvan olarak beni sorarsanız benim ünvanım mühendis değil, ben onu söyleyeyim bu arada. Hani bazı arkadaşlar soruyorlar illaki yazılım mühendisi mi, bilgisayar mühendisi mi diye. Benim mezun olduğum bölüm Gazi Üniversitesi Bilgisayar Teknik Öğretmenliği. Ben de mühendislik eğitimi var çünkü teknik eğitimde mühendislik eğitimler veriliyor. Sadece kredileri biraz daha düşüktü. Ve meslek lisesinden çıktıktan sonra mühendisliğe geçmek benim dönemimde mümkün değildi. Geçebileceğim bölümlerden birisi bu olduğu için ben teknik öğrettim. Daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliğine kayıt oldum ama devam edemedim. Ama pozisyonum yazılım mühendisi, mobil yazılım mühendisi. Pozisyonun tanımı bu. Çünkü benim orada yaptığım yeterlilikler aslında ben bunun plan programını da yapabiliyorum, artı yazabiliyorum da. Hani pozisyonda size özellikle mühendislikten mezun olmalısınız demiyorlar zaten. Computer Science deniliyor. Yani bilgisayar bilimleri deniliyor. Zaten bilgisayar mühendisliği diye bir bölüm yurt dışında yok. Biliyorsanız bilmiyorum ama Computer Science diye geçiyor bu alan. Veya Software Engineering diye geçiyor. Hani bilgisayar mühendisliği diye spesifik. Dolayısıyla hani siz bilgisayar bilimlerinden mezunsanız da zaten bu mühendislik bölümlerine başvurabiliyorsunuz, pozisyonlarına başvurabiliyorsunuz. Sadece bunlara yeterliliğiniz var mı yok mu? Orası önemli. Şöyle güzel de bir haber aslında verebilirim. Herhalde bir 3 yıldır falan Silikon Vadisi'nde birçok firma yazılım geliştirme uzmanı iş ilanlarından okul şartını kaldırdı. Yani Facebook başta gelecek. aslında evet, yani siz aslında belki de hiç okul okumamış da olabilirsiniz ama yani çok kod yazmada çok deli bir şekilde hani böyle çılgınsınızdır. Bu sefer size insanlar iş ilanı, yani imkanı sunuyorlar. Bu da işte Silikon Vadisi'ndeki birçok firmanın aslında öncülük ettiği yeni bir uygulama. Yani işinde uzman olmak demek illa bir okuldan mezun olmak ya da üniversite, mesela atıyorum az önce sorulardan bir tanesi mezun olman üniversitenin işte önem arz ediyor mu? Aslında ona da cevap veriyoruz bu şekilde. Yani emin olun yurt dışında O özellikle aslında Amerika'da Türkiye'de önem veriyor. Yurt dışında önem vermiyor. abi, şimdi şöyle bir şey, yani dediğim gibi şimdi Kaliforniya'daki bir firma Türkiye'deki işte ne bileyim ya yani Gaziantep Üniversitesi'ni bilemez ki. Yani sen istediğin kadar Aynen öyle. Boğaziçi'nden mezun ol, yani hani adam için bir şey ifade etmiyor, sadece senin tecrübeni, işte aldığı teknik mülakattaki işte tutumuna, davranışına verdiğin cevapları, teknik bilgini Aynen öyle. aslında önem veriyor. Aynen öyle. Dolayısıyla yani hani okuduğunuz, yani tabii şimdi bir Harvard mezunuysan CV'nin başına çat koyacaksın, Stanford'san O tamam onu koy ayrı ama konu, tamam, hani o aynen. ayrı konu. Çünkü onların dünyaca tanınmış üniversiteler. Tabii canım, Ama şimdi hani MIT'den Almanya'da mezunsan. normal bir üniversiteden veya Türkiye'de standart bir üniversiteden mezun olduktan sonra sizin hani Aha. bölümünüzü okuduğunuza bakmıyorlar. Siz o alanda yetkin misiniz? Evet, yetkinsiniz. Evet. Buyurun diyorlar. Hani davet Bitti ediyorlar yani. kadar işte. Ki CV'de de zaten hazırlarken, mesela onu da bilgi olarak verebiliriz. Yani CV hazırlarken üniversiteyi üst sıralara değil de daha çok böyle yeteneklerinizi böyle maddeler halinde sıralarsanız CV'nize bakan insan direkt acaba pozisyona uygun mu değil mi, o 1-2 saniyede zaten karar veriyor. O şekilde de hani karşı tarafa evet ben bu pozisyona uygunum ya da değilim izlenimi de yaratabilirsiniz deyip bir sonraki Aynen soruya öyle. geçelim. Hayatım günde 16 saat bilgisayarda kod yazarak geçiyor. Kafayı yiyeceğim abi. Niye mühendislere değer verilmiyor? Yani Şimdi şöyle değer söyleyeyim. verilmiyor derken kime değer veriliyor ki kardeşim Yani be? şöyle söyleyeyim. Özellikle üniversite sürecinde ben de 7/24 bilgisayar başındaydım. Hani gerek kendimi geliştirmek gerek çağımızdaki işleri yetiştirmek babında. Yani ama bilgisayar sektöründe çalışacaksanız bir süre bir zamandan feragat etmeniz gerekiyor açıkçası. Yani bu net söyleyelim.
Çünkü Ben de sektör ilk çok hızlı mesleğe... ilerliyor. Yakalamanız zor oluyor aslında. Hani yeni diller çıkıyor, yeni frameworkler çıkıyor. Başvuracağınız pozisyonda bu yeni frameworkleri sorabiliyor olabilirler. Ve bu sizi bir adım öne geçiriyor olabilir. O yüzden hani günleriniz bilgisayar başına geçebilir başlangıçta. Bu kesinlikle çok normal. Ama bunu bir nevi geleceğe yatırım olarak düşünebilirsiniz. Kaan sen de bir şey söyledin. Devam Ya edeyim benim de sana mesela sözümüz. meslek yani ilk ben 2010 yılında endüstri otomasyonunda bina otomasyonunda işe başladığımda yani hani 48 saatler yani onun da bir kere iki defa değil yani herhalde bir belki bir 10 gün 15 gün böyle farklı zamanlarda 48 saate kadar sahada kalmak zorunda kaldığım günler oldu. O senin biraz da bahsettiğin gibi işte sana verilen görevle bu senin işte sorumluluk bilincinle alakalı bir şey. Yani hani ben 48 saat kalmasam kalır mıydım? Tamam 8 saatte çıkabilirdim ama şimdi o süre içinde şimdi şantiye çalışıyor, saha çalışıyor. Sen eve gidip yatıp geldiğinde o bıraktığın dünyayla Aynen öyle. karşılaşamayabilirsin yani. Şimdi temelden şantiyeyi bırakıp adamlar açılış yapıyorlar falan. Sen bir bırakıp geliyorsun. Çok hızlı ilerliyor. Dediğin gibi yani hani o dönemde işin başında Kesinlikle. özellikle çömez olarak olan geçen zamanda Yani o o her zaman yerde şey var yani yapılması gerekiyor açıkçası. yani. Kesinlikle aynen. Mezun olduğunuz üniversitenin öneminden az önce bahsettik. Yurt dışında çalışmak için İngilizce hangi seviyede olması gerekiyor? Yani tabii ki yani karşı tarafı anlayabileceğiniz ve kendi derdinizi de anlatabileceğiniz bir seviyede olması gerekiyor ama şöyle bir yazılım tarafının tabii ayrı bir güzelliği var. Çok fazla eğer müşteriyle ben mesela teknik destek bölümünde de çalışmıştım. Amerika'da Tayvanlı bir otomasyon ürünlerinin üreticisiydi. Şimdi devamlı telefondasın. Yani hani orada çok ciddi anlamda hem iyi anlayabildiğin bir İngilizce gerekiyor hem de iyi anlatabildiğin bir İngilizce gerekiyor. Çünkü genelde hani bizde şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela atıyorum adam dağın tepesinde arıyor. Telefon zaten az uz çekiyor. Ne dediğini bazen duyuyorsun, bazen duymuyorsun. O araları kapatman gerekiyor. Ya da mesela bir gün şöyle bir şey başıma geldi. Adamın VFD'ler, fanların hemen yanında. O fan motorları da abi öyle bir Uğultu çalışıyor ki. içerisinde. Yani ya aynen şeyin yani ne bileyim bir uçağın yanında telefonla konuşuyor gibi. Şimdi adam beni anlamıyor, ben adamı anlamıyorum. Şimdi anlamadıkça sen strese giriyorsun. Adam ayrı bir strese giriyor. Çünkü dört tane fandan üçü çalışıyor, bir fan çalışmıyor. Onun VFD'sini, arızasını gidermeye çalışıyorsun telefonda adamla. Onun için İngilizce gerçekten önemli arkadaşlar. Özellikle Ben hani de benim yapacağınız açımdan işle. cevap vereyim ona. Benim başladığım pozisyon akademide eğitim pozisyonuydu ve bizim müşterilerimizin ofislerine gitmem gerekiyor veya onların bizim ofise geldiğinde benim eğitimi verebilmem gerekiyor. Bunun haricinde de ofis süreciniz var. Yani ofiste zaten bir nevi yaşıyorsunuz. Dolayısıyla menajerinizle iletişim kurabilmeniz için İngilizcenizin seviyesi önemli. Aynı şekilde diğer takım Kesinlikle. arkadaşlarınızla da iletişiminiz önemli. Size sorulanları anlayabilip onlara cevap verebilmeniz önemli. Eğitime girdiğimiz zaman bu bir kat daha artıyor. Çünkü gittiğiniz ülkedeki kişiler aksanlı konuşuyor olacak. Aksanlı olarak biz de ana dili Türkçe insanlarız. Bizim de aksanımız var. Dolayısıyla hani anlaşabilmek bazen zorlaşabilir. O yüzden İngilizcenizin seviyesi önemli. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Mükemmeliyetçi olmanın bir anlamı yok. Hani biz şöyle düşünüyoruz ya işte bu cümleyi hangi çekimlerle yapacaktım? O cümleyi biz kafamızdan kurasaya kadar zaten konuşma gidiyor. Hani konuşma akıyor gidiyor. Buna takılma çok pozitif katkı sağlamıyor. O yüzden hani temel seviyede bir İngilizceniz, konuşup anlaşabileceğiniz bir İngilizceniz varsa mükemmel olmasına çok takılmayın. Zaten zaman içerisinde bu gelişecek demektir. Yanlış kurduğunuz bir cümle için utanıp sıkılıp özgüveninizi kaybetmeniz size daha çok negatif yansıyor. O yüzden hani mükemmeliyetçi olmanın bir anlamı yok İngilizce'de. Neticede ana dilimiz İngilizce. Ve oraya gittiğim zaman, Hollanda'ya gittiğim zaman da şunu net bir şekilde gördüm. Bizim ofisimizde şu an 68 veya 70 ayrı milletten insan çalışıyor. Yani dünyanın nereden baksanız yarısına yakını bizim ofiste. Hindistan'dan var, Arjantin'den var, Portekiz'den var, her yerden var. Herkesin kendine has bir aksanı da var. Herkes mükemmel konuşmuyor yani. Ama ben bir tek bu olayı Türklerde gördüm. Hani cümleyi mükemmel kurayım da karşımdaki bunu anlasın. Anlayamazsa hiç konuşmayayım. Hani
Bu moda çok bürünmeyelim açıkçası. Çünkü herkes mükemmel konuşmuyor. Önemli bir konu. O biz çünkü şeyiz yani duygusal bir milletiz. Konuşmayı kendimizi doğru ifade etmeyi ve doğru da anlamayı seven bir milletiz. Aynen öyle. Dolayısıyla aslında çok iyi konuşmak istiyoruz. Yani şeyde çok güzel bir konuya değindin. Kesinlikle hani çekinmemek gerekiyor. Yani yanlış mı kurdum? Kesinlikle. Tamam bırak karşı taraf sana bir daha söyletsin. Gerekirse bir daha Aynen öyle. söyletsin. Gerekirse de Veya ki siz bir dakika ya anlamazsanız benim tekrar ana dilim anladığınızı İngilizce net bir değil. şekilde söyleyin yani. Aynen öyle. Evet. Yani hani benim ana dilim İngilizce değil. Bana bir saniye ver. Ben bir düşüneceğim de diyebilirsiniz. Yani hani benim mesela Çinli bir arkadaşım vardı. Yani kendi aksanında konuştuğunda kendisi dahi anlamıyordu yani İngilizcesini. Bazen hani Yani önemli olan konuşmanın daha içerisindeki sorup o hani kontekst deriz yani içeriği anlayabiliyorsanız, %100'ünü anlamamış bile olsanız ve kendinizi de aynı şekilde ifade evet. ediyorsanız aslında bu yeterli. Ama hani Kesinlikle. kekeleme seviyesinde bir İngilizceniz varsa geliştirmeyi biraz daha düşünebilirsiniz, öyle Evet. söyleyebiliriz. Yani bir de doğru telaffuz aslında önemli. Yani kelimenin belki iki kelime kullanacaksın cümlende ama o iki kelimeyi doğru telaffuz edip karşı tarafı hani yanlış çünkü birbirine yakın kelimeler de var İngilizce'de. Evet. Yanlış bir telaffuz bir anda yani Anlamı kavga da değiştirebiliyor. çıkartabilir yani. Tabii Onlar o önemli. açılardan önemli. Evet, aynen öyle. Şey hocam Devam konuyla edelim. alakasız benim için ama Hollanda'da araba fiyatları nasıl bizdeki gibi gaddarca vergiler var mı diye araba sorusu gelmiş. Sen araba sahibi miydin? Araba almış mıydın? Yani buradaki gibi vergiler yok deyip geçebiliriz. Yani çok derinine dalmayalım bu konunun. Ama vergiler Türkiye'deki gibi değil. Daha uygun fiyatlara daha kolay alabiliyorsunuz. Abi ben elektronik mühendisliği okuyorum. Üçüncü sınıfım dersler çok şükür iyi ama ben yazılım öğrenmek istiyorum. Birinci sınıfta sadece C programlama gördüm. Tavsiyeniz ve hangi yazılım dillerini önerirsiniz? Benim aslında onunla alakalı da bir YouTube videom var. Hani şeyle alakalı yazılım dilleriyle özellikle hani en çok kazandıran Silikon Vadisi'nde Amerika'nın en çok kazandıran yazılım Kesinlikle dilleriyle alakalı. Hani izlemelisiniz. o Çok güzel bir video. videoya bakabilirsiniz ama hani burada senin fikrin de çok önemli tabii. Benim fikrim şu. Öncelikle ilerlemek istediğiniz alana bir karar vermelisiniz. Çünkü her dil aslında belirli bir platforma hitap ediyor özünde. Mobil uygulama öğrenecekseniz bu mobil uygulamayı native mi geliştirmek istiyorsunuz, hibrit mi geliştirmek istiyorsunuz veya hibrit native mi geliştirmek istiyorsunuz? Önce buna karar vermek lazım. Ben ilk başladığım zaman C# ve Java ile başladım. Tabii özüne gidersek hani ta okul zamanlarına gidersek Basic ile başladım. Sonra VB6.0 ile devam ettim. Hani bunun bir gelişim süreci oldu. Ama profesyonel hayatıma .NET C# ve Java ile başladım. Mobil uygulamalar için de Objective-C ve Java ile devam ettim. Objective-C iOS için, iPhone, iPad uygulamaları için ve Java'da Android uygulamaları içindi. Buradaki seçiminiz önemli. Mesela siz sadece web uygulamaları geliştirmek istiyor olabilirsiniz. Bu ne demek? Avrupa diliyle, yabancı dille bu frontend. Frontend teknolojilerine hakim olmanız önemli. Bu sefer frontend'i seçtikten sonra frontend'in alt dalları bulunuyor. Hangi dilleri öğrenmelisiniz frontend'de? Mesela Angular mı öğreneceksiniz? Gene .NET MVC üzerinden mi gideceksiniz? Veya Yani framework olarak Java, Spring aslında. mi gideceksiniz? Evet. Çünkü konu inanılmaz derecede dallanıp budaklanıyor. Öncelikle uzman Evet. olmak istediğiniz alanları tercih etmeniz devam edeceğiniz dilleri belirleyecektir. Popüler dil olarak söylersek şu an Python inanılmaz derecede popüler. Go inanılmaz derecede popüler. Mobil uygulamalarda Swift ve Kotlin inanılmaz derecede popüler. Bunlara yönelebilirsiniz. Hibritlerde Flutter ve React Native JavaScript üzerinden inanılmaz popüler. Dart dili ve JavaScript diyelim. Flutter biraz daha aynen Dart aynen. Bir şey söylüyordun. Kan devam edebilirsin. Yo yo hayır, yani Flutter yani, şey, yani React Native JavaScript üzerine de Flutter Dart üzerine diye Daha da biliyorum. Dart üzerine. Aynen öyle. Aynen. O yüzden hani seçtiğiniz platforma göre dil seçebilirsiniz. Backend'e yönelik çalışacaksanız backend'de aynı şekilde C# üzerine gidebilirsiniz. Swift'in aynı zamanda server side'de kullanılır hali var. Server side'de kullanabilirsiniz gibi. Yani popüler diller açıkçası
Revaçta olan dillere yönelmeniz önemli bence. Ama hiç altyapınız yoksa basit bir dille başlamanız daha önemli. Framework'ler içerisinde kaybolmanız demek belki yazılımdan soğumanıza sebep olabilir. Yani daha basit bir dille başlamanız o açıdan önemli. Belli bir seviye tecrübeniz zaten varsa yazılımda diğer dilleri öğrenmeniz daha kolay. Mesela iOS uygulamaları geliştiriyorsunuz Swift'le diyelim. Siz sadece Swift dilini biliyorsunuz diyelim. Kotlin'i öğrenmeniz çok kolay olacak. Çünkü söz dizimi, yazı dizimi, yani sintaksi çok yakın. Sadece belli kuralları öğrendikten sonra o dili rahatlıkla hakim olabilirsiniz. O yüzden hani diller bir benzerliğinden yola çıkarak da alt dallara ulaşmak mümkün. Teşekkür ettik. Bir soru daha. Abi ben de elektronik mühendisi, 3. sınıf öğrencisiyim. Yazılıma hiçbir Teşekkürler ilgim sana. Estağfurullah. yok. Öğrenmek istemiyorum. Benim için herhangi bir problem olur mu? Bu Olmaz. soru sana gelmiş sanırım. Bu soru bana olmaz Adem. Ama tabii yani yazılım bilmek önemli. Özellikle hani bizim işte yani elektrik elektronik alanında C, C++ tabii daha bir önem arz ediyor. Ama yani yazılım bilmiyorsan da atıyorum işte yani bir bina elektrik yapısını işte panolarını ya da otomasyon panolarını dizayn ederken burada kesinlikle bir yazılım bilgisine gerek yok. Otomasyon alanında çalışırken aslında bir miktar yazılıma ihtiyacın olacak. Yani PLC Gerekiyor, programlamada evet yani hani ladder tarzında hani bir programlama yazılım şeyi var işte buna merdiven dili deniyor. Onda yani lojik yapısını en azından bilmek gerekiyor. Yani hani inputları, outputları yani bir şeyi işte çektiğiniz zaman trigger ettiğinizde sonucu ne olacak? Hani ona bir lojik oturtturabilecek bir yapıda olman gerekiyor ama onun haricinde hiç yazılım bilmezsen tabii ki alanda çalışabilirsin, kendine iş bulabilirsin. Ondan dolayı kendini o kadar da tamamen sıkma. tercih İlla ben yazılım meselesi yani. Ama öğreneceğim diye. donanıma da yatırım yapayım diyorsan bu donanımı yönetmek için de yazılıma ihtiyacın olacak. Kesinlikle, kesinlikle. Kaan'ın dediği gibi hani ona göre seçebilirsiniz. Arada espriler de geliyor. Assembly gayet user friendly bildiğim. Kendi. Evet, bunu acaba Assembly biliyor mu? hocam yeni mezun oldum. Ne yapmalıyım? Öneriniz ne? Valla gidin Mustafa bir güzel bir dediğin tatil yapın Mustafa Bey. Aynen. Şu anda çalıştığınız bir startup falan varsa oraya yoğunlaşın. yer. Orada şöyle bir cevap da verebiliriz. Hani mezuniyet alanınıza yönelik hareket etmek istiyorsanız çalıştığınız dillerle alakalı. Okulda öğrendiğiniz dillerin üzerine yeni programlama dilleri ekleyebilirsiniz. Bir önceki sorunun cevabı da hani uzmanlık alanı seçmeydi. Backend mi, mobil mi, frontend mi buna karar verdikten sonra o alanda önde gelen dilleri öğrenmek aslında buradaki kilit nokta. Mustafa az önce sorduğu sorunun cevabını aldı herhalde bizim Junior. Günümüzde Python durumu nedir acaba? Valla Python nasıl olsun? Tehlikeli işte. Çok uğraşmayın. Sokabilir. Python ciddi anlamda gelişiyor. Yani sen de tabii hani burada fikrini belirtirsin ama Python sadece bir alana uygulanan bir dil değil. Yani Python o kadar hani şu anda önü alınamayan işte kütüphaneler, işte frameworkler oluşturuluyor. Yani machine learning'de de kullanılıyor, deep learning'de de kullanılıyor. Diğer taraftan web uygulamalarında da kullanılıyor. Yani hani istatistik alanında da Python kullanılıyor. Yani aslında Python bir yerde bütün dilleri işte ekarte edip kendini dünyada tek kullanılan dil haline getirmeye çalışıyor. Çünkü çok basit bir yani sintaksı var. Ne bileyim yani basit öğrenimi basit olduğu için bu kadar çok popüler hale geldi. Zaten ki yeni bir dil değil yani Kesinlikle. aslında 1990'lardan falan Tabii gelen bir çok dil değil mi Python? yılların dili ama şu an çok popüler hani. Evet, Eski bir yani dil aslında machine ama şu an learning'le çok bu popüler. hale geldi aslında. Kesinlikle. Python hakkında ben şunları söyleyebilirim. Dediğim gibi yazımı hani çok kolay bir dil ve öğrenmesi de çok kolay bir dil. Aynı şekilde birçok alana özgü kod yazabiliyorsunuz ki bunların başında yapay zeka ve machine learning uygulamaları geliyor. Veri analizleri geliyor. Eğer bu alanlarda çalışmak istiyorsanız zaten Python, R gibi dilleri öğrenmelisiniz. Python başlı başına
Zaten machine learning de öncü dillerden birisi. O açıdan önemli bir dil. Ve aynı şekilde web uygulamaları veya bir backend tarafı yazmak istiyorsanız gene Python'a da yazabilirsiniz. Kendi framework'leriyle bunları çözüyor. Mesela Python'a doğrudan bir web işlemi yaptırmak mümkün değil ama onun üzerine bir Flask veya Django ekleyerek bunu bir web framework ile Evet. kullanabiliyorsunuz. Çok zengin kütüphaneler veri analizleri yapmak için kullanılıyor. O yüzden hani önemli bir dil aslında. Ve Avrupa ve Amerika'da da popüler bu arada. Onu da söyleyeyim. Çok. Çok. Yani Türkiye Edirne'den sınırı geçtiğin andan itibaren aslında yazılım Python'a kayıyor da biz Türkiye'de halen bir .NET sevdamız yani C# Ben sevdamız devam şuna ediyor. çok şaşırmıştım. Silikon Vadisi'nde bir kere yolum düşmüştü. Orada birkaç kişiyle görüştüğümde benim CV'mde hani geçmişimde .NET'le başladım. Şu an mobilli olduğum yazıyor. Oradan birisi bana demişti ki biz burada Microsoft'u çok sevmeyiz. C-Sharp'ı çok tercih etmeyiz demişti ve Silikon Vadisi'nin güncel teknolojileri hakkında ne biliyorsun? Veya bu popüler dillerden Go'dan, Rust'tan, Python'dan veya Java'dan neler biliyorsun? Gibi sorular gelmişti. Yani Türkiye'de C-Sharp çok popüler olsa bile Avrupa veya Amerika'da o kadar popüler değil. Ha bu kullanılmıyor mu? Tabii ki de kullanılıyor. Yani bu öyle bir Ya soru veya bankacılığın cevap temeli değil. halen Amerika'da da C# yani .NET ama yani şu anda yeni teknolojinin tamamı şeye kayıyor. Onun da sebebi işte yani Amerika'da Microsoft'un sevilmiyor olmasının sebebi aslında sadece Microsoft'la da değil olay. Bir kaynağa bağlı sadece bir kaynak tarafından kontrol edilen yazılım dilleri artık sevilmiyor. Çünkü open Aynen. source mantığı var. Yani şimdi Microsoft'u çok geç Python'da geçti bu open source mantığını. yani core tabii core'la çıkmış ama yani o artık geçmiş olay yani hani o treni Çok Microsoft güçlü bu arada. kaçırdı. Çok faydaları yüksek aslında. .NET Core kısmının özellikle open source'a geçtikten Evet. sonra inanılmaz derecede yükseldi. Ama dediğim gibi hani open source'a çok geç geçtiği için Silicon Valley tarafında da Evet. çok tercih edilmiyor. Bir de Python hani dediğim gibi yani öğrenimi kolay ve sintaks olarak da kolay olduğu için yani o Microsoft'un ne bileyim işte C# ben bir dönem görmüştüm yani yani şimdi sizler tabii C# yazan insanlar olarak şu söyleyeceğimi pek sevmeyeceksin ama benim hayatımın pek de parlak bir dönemi değildi yani C# gördüğüm dönemler ama tabii ilgilisi de yani bağımlısı da bağımlı yani şimdi C#'a. Ya şu an Mekatronik ben mesela mühendisliğinin hani onunla başlayıp geliştirdiğim için hani yazılım dillerini onun üzerine inşa ettiğim için şu an ben gözüm kapalı .NET üzerine kod yazabilirim. Ama evet. şu an tercih ediyor muyum? Şu an tercih etmiyorum hani öyle söyleyeyim. Evet. Uzmanlığımı daha çok mobile kaydırdığım için hani mobile özgü dillere daha çok önem veriyorum. Ama bu demek değildir ki .NET kötü veya işte Silikon Vadisi bunu tercih etmiyor diye .NET kötü anlamına gelmiyor. Evet, Yani. kesinlikle. Devam edebiliriz abi. Soruyu söylüyordun sanırım. Mekatronik mühendisliğinin önü ne kadar açık? Yani şöyle söyleyebilirim. Mekatronik dediğimiz elektronikle aslında mekaniği yani şeyin makina mühendisliğinin bir yerde birleşimi gibi. Yani o da hem makine yani özellikle şu anda robotlaşan dünyada yani sadece elektronik tarafının değil aynı zamanda mekanik işte hesaplamaların bir kolun hareketi ya da ne bileyim işte bir üretim hattındaki işte alma cihazlarının falan dizaynı tasarımı tabii mekatronik mühendisleri isteniyor. Çünkü dediğim gibi yani burada hem hardware tarafı hem software tarafını gördüğü için mekatronik mühendisleri ben önünün açık olduğunu düşünüyorum. Hem elektronik bilgisi hem makine bilgisi benim bildiğim kadarıyla yani hani bu benim kendi görüşüm. Öyle diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun mekatronik mühendisliği ile alakalı? Açıkçası ben hani biraz ondan, biraz bundan, biraz da şundan olan bölümleri çok beğenmiyorum. Hani kendi fikrim olarak söyleyeyim. Ha, önü açık mı? Buna Kendinizi açıkça geliştirdiğiniz katılıyorum bu arada. sürece, kendinizi geliştirdiğiniz sürece kesinlikle önü açık. Ama hani Türkiye şartlarındaki tercih durumunu bilmiyorum açıkçası. Ona o konuda bir şey söyleyemem. Kendi görüşüm, ben çok sevmiyorum biraz ondan, biraz bundan. Hani biraz daha kendi işinize odaklanıp hani yazılım tercih etseniz yazılıma odaklanmak, donanımsa donanıma odaklanmak daha cazip geliyor benim görüşüme göre. Ya ama şimdi şöyle bir şey, makinayla bir şey kod yazacağın zaman, bir iş yapacağın zaman şeylerinden anlıyor olabilmen gerekiyor. Yani
O Tabii, kesin. hardware'dan O yüzden dedim zaten anlaman hani kendi gerekiyor ki. alanınızda da iyiyse ilgi önünüz açık. Çünkü hem donanım Evet. yapabiliyorsunuz hem onu yazılımla konuşturabiliyorsunuz. O önemli. Evet, az önceki yayın bir anda kapandı. Onun nasıl olduğunu açıkçası bilmiyorum ama bir daha Mustafa'ya bağlanmaya çalışalım. Tekrar selamlar arkadaşlar. Mustafa senden şuradan yazalım. Tamamdır. Neden böyle oldu açıkçası bir fikrim yok. Bir anda kapandı yani yayın durdu. Sanırım Evet, Mustafa. bağlandık. Evet, bir anda gitti yani. Aynen, bende de kapandı Burada. direkt. Aynen. Instagram açıkçası çok fazla bu tarz bilgilerin paylaşılmasını istemiyorum acaba nedir? Var mı peki başka arkadaşların soruları az önceden Muhabbete de devam edebiliriz. sormak isteyip de Bu soramadığınız. arada sen hani sorular sorabilirsin. Ha şey ben şeyi anlatıyordum işte yani hani mekatronik bilgisiyle işte yani hani yazılım tarafıyla donanım tarafının bilinmesinin önemi şundan dolayı atıyorum işte 20 metre ileride 30 metre ilerideki bir tane sensörün işte kontrol ünitesini göndereceği sinyali hesaplarken şimdi direkt kodunu sanki o an saniyesi bile değil, işte atıyorum nanosaniyesinde gibi düşünürseniz bu sefer gelen sinyal boşa düşecektir. Çünkü sizin o geçen mesafedeki işte atıyorum bir gecikmeyi hesaplamanız gerekiyor şey tarafında. Ve bunun da işte Anladım. hem O yüzden donanım hem aslında yazılım hani aslında bilgisi ciddi bir tecrübesiyle bölüm. alakalı. Ama kendinizi iki Evet. konuda da yetiştiremiyorsanız zorlanma ihtimaliniz yüksek açıkçası. Evet. Kesinlikle. Başka sorusu olan arkadaşlar var mı peki? Makine mühendisliği mezunuyum, iş bulamıyorum. Korona bahaneleriyle demiş bir arkadaşımız. Yani umarım en kısa zamanda bulursun. En kısa Gerçekten zamanda zor. şu Yani program şu geldi. anda iş, evet yani iş firmaları özellikle artık işte personel falan çıkartıyorlar. Umarım her şey düzelir tekrar. Biz de bu Yayına korona yeni sürecinde katıldım. tamamen uzaktan çalışmaya geçtik. Onu da söyleyebilirim. Hani korona sürecinde çalışmalar nasıl oluyor, bundan da bahsedebiliriz belki. Evet. Faydası da olabilir. Aha. Biz şirket olarak korona başladığında bütün ofisleri kapattık ve dedik ki, daha doğrusu şirket dedi ki, Aha. herkes evinden çalışacak ve bir anda herkes evinden çalışmaya başladı. Herkes Hı. evine kapandı ve zaten işin yürümesi için illa ofiste olmanıza gerekmiyordu bizim yaptığımız sistemde. Dolayısıyla uzaktan çalışmamız çok da problem olmadı ve ben şu an Türkiye'den çalışıyorum. Sadece günlük toplantılarıma uzaktan katılıyorum. Yaptığım işleri uzaktan iletiyorum. Ve bunun takibini yapacak bir Scrum Master, bir PO, yani bir ürün sahibi veya bir yöneticisi oluyor. Veya takıma arkadaşlarımızla aktif olarak iletişim halindeyiz. Dolayısıyla hani işlerde herhangi bir aksama olmadı. Ama Türkiye'den arkadaşlarımdan aldığım geri bildirimler diyeyim. Çoğu kendi şirketinde uzaktan çalışma konusunda bayağı zorluklar yaşadığını söylemişti açıkçası. Biz çok Evet. bunu yaşamadık, hissetmedik. Bir de şimdi uzaktan çalışma konusunda Türkiye'de biraz da hani bu sadece tabii Türkiye'de değil yani şimdi dışarıda da muhakkak kullanılıyordur ama yani insanların çok daha fazla çalıştırıldığı işte şimdi elden ve gönülden uzak olan personel sanki çalışmıyormuş gibi belki de bir algı oluyor yani patronların ya da müdürlerin gözünde ve hani 7-24 telefon trafiği işte ne bileyim ekstradan görev verilmesi, iş verilmesi tarzında falan arkadaşların şikayetleri vardı. Umarım o tarz şeyler de olmaz. İnsanlar en azından çünkü içinde bulunduğumuz süreç zaten psikolojik olarak insanları zorlarken bir de hani yani işle alakalı sıkıntı, İş stres yapamıyor musunuz? gerçekten İşten kaytarıyor musunuz baskıları? Kesinlikle çok evet, önemli. kötü yani psikolojik olarak ekstra Orada ikinci, üçüncü aslında baskı. İşin içerisinde projenin yönetimi çok önemli. O projeyi kim yönetiyor, nasıl yönetiliyor o Evet. proje, o çok önemli.
Biz mesela Scrum metodolojisini tercih ediyoruz. Bu ne demek? Bir ürün yöneticisi, bir ürün sahibi veya bir Scrum Master, Scrum uzmanı bu yapılacak olan işlerin takibini yapan kişi her zaman oluyor şirkette ve sizin takımınızda daha doğrusu. Sizin takımınızın vermesi gereken çeşitli işler var, değil mi? Bu işleri küçük parçalara, küçük modüllere bölüp bunların dağıtılmasını ve bunu periyotlar içerisinde tamamlanmasını yöneten bir kişi var. Veya birden fazla kişi var projenin büyüklüğüne göre. Eğer bu doğru şekilde işliyorsa, isterseniz dünyanın öbür ucunda olun, isterseniz ofise hiç uğramayın, işler her türlü yürüyor. Ama Türkiye'de ağırlıklı olarak bunlar çok tercih edilmediği için, hani ne oldu bizim iş, proje ne zaman bitiyor, ya açıyoruz mu yayını, hani böyle açıkçası çağ dışı metotlarla proje yönettiğimiz için çok fazla baskı oluşturuyor, özellikle bu korona süreci. Ama doğru bir proje yöneticiniz varsa veya proje yönetim metodolojileriniz doğru işliyorsa herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet, güzel. Başka soru arkadaşlardan? Eğer yoksa konumuzu Listemde. da daha fazla yoğurmadan, çünkü tekrar kapanır endişesi var şu an artık içimde, biliyor musun? Az önce neden öyle oldu bilmiyorum ama bir anda gitti yani. Hani daha sonra tabii Bir anda hani kapandı. bunun bir de tabii canım bir de açıklaması var şimdi arkadaşlara, yani işte hani böyle kazara kapattığımızı falan da düşünüyor olabilirler. Böyle şey saçma sapan. Arkadaşlar, bu yayın aslında bir saati geçkin bir süredir devam ediyor. Konuğumuz kendisi Mustafa Bey, Hollanda'da bir yazılım firmasında çalışan bir bilgisayar yazılım uzmanı. Onun hikayesinden anlatıyorduk. Umarım bir sorun olmazsa, ben IGTV'ye atmaya çalıştım bir önceki videoyu. Umarım bir sorun olmamıştır ve IGTV'ye çıkar. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Mustafa Bey'i bir daha konuk olarak bu sefer YouTube kanalımıza da Memnuniyetle. alabiliriz. Videoyu direkt YouTube'a yüklemek için. Çünkü belli bir aslında şeyin üzerinde sanırım sürenin üzerinde kaydet opsiyonunu şey yapmıyor, sunmuyor. Yani videoyu ben kaydedemedim Sanırım evet. ama Bir evet, seviyeye geldikten sonra kaydettiriyor. IGTV'ye atmaya çalıştım. Umarım onu da sorunsuz atar. En azından bu yapmış olduğumuz yayın başka insanlara da bir şekilde ulaşır. Başka bir o dur abi sakın kapatma yayını demiş arkadaşlar. Arkadaşlar yani uzun gerçekten çok teşekkürler hani ilginize, Benim ama vaktim var. Ek hem sorular isterseniz cevaplayabiliyorsam cevaplayabiliriz. Senin vakit durumunu bilmiyorum eğer. ben de Durabiliyorsan hani çok fazla. soru cevaba devam edebiliriz. Aynen. Yani varsa arkadaşların başka soruları, abi şimdi bilgisayar mühendisi olarak kendimizi geliştirsek yurt dışında çalışsak, çünkü yazılım mühendisi baya az ülkede. Yani şu anda yeni 1 milyon yazılımcı projesiyle hiç merak etme. Kısa sürede o açık kapanacak diye düşünüyorum. Bu arada ben gerçekten hani çok takdir ettiğim bir proje. Umarım hani iyi bir eğitim de verilir orada da. Gerçekten hani Türkiye'de bu konuda kendini geliştirir. Çünkü teknolojiyi çok geriden takip ettiğimizi açıkçası söyleyemeyeceğim. Güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ama daha ileriye gidebilmemiz için hem yazılımcılara hem girişimcilere destek verilmesi gerekiyor. Ayrıca tabii işverenlerin de belli ölçülerde yetiştirilmesi gerekiyor. Yani hani sadece olay Türkiye'de tabii hani şeyde değil ama işverenlerin de biraz bazı konularda eğitilmesi gerekiyor. Yani hani mühendis, işte teknisyen, tekniker Kesinlikle. hangi anlamlarda, nerede, kime ihtiyacı var? İnsanlar maalesef, işverenler bunları biraz karıştırıyor olabilirler. Ama umarım hızlı bir şekilde bu 1 milyon yazılımcı projesi de güzel yerlere gelir Türkiye. Yurt dışında kendimizi Bir milyon geliştirme yazılım imkanımız projesi var neden diyorum? mıdır? Hani gerçekten Yani yurt güzel sonuçlar verecektir diye tahmin ediyorum. Evet. Neden? Çünkü bazı arkadaşlar şöyle söylüyor. Hani 1 milyon proje, 1 milyon yazılımcı projesinde 1 milyon yazılımcı mı olacak? Hayır, öyle bir şey olmayacak. Aslına bakarsanız bu 1 milyon kişinin içerisinde sadece 100 tane yetenekli kişi çıksa bu Türkiye için güzel bir katma değerdir. Böyle bu Kesinlikle, gözle kesinlikle. bakmalıyız. Çünkü herkes de yazılım altyapısı oluşacak veya bu konuda çok iyi işler yapacaklar diye bir garanti yok.
Bu tamamen kişinin kendisiyle alakalı bir şey. Ve birisinin ön ayak olması gerekiyordu. O açıdan bence güzel bir proje. İnşallah da faydalı olur. Peki sen içeriğine baktın mı? Yani hangi alanlarda eğitimler veriliyor? Ben ya baktım da hani senin fikrin nedir? Hangi alanlarda eğitimler veriliyor? Onların arasında mesela tavsiye edebileceğin arkadaşlar kendiniz hani şu alanda geliştirebilirsiniz. Mesela diyorum orada siber güvenlik eğitimleri falan var. Ben mesela açıkçası hani bana sorulsa ben siber güvenlik alanında kendinizi geliştirin derim çünkü yani gidişatımız, dünyanın gidişatı artık bir şeyleri yapmak dan ziyade artık onları ya yapılmış olanı iyi bir şekilde korumak çünkü yani yapılanlara da ciddi saldırılar işte atıyorum siber saldırılar var ve hani bunların bir şekilde korunması gerekiyor. O alanın ben gelişeceğini düşünüyorum. Peki senin yani bunda fikrin nedir? Bu program ilk duyurulduğunda baktım. Sonra açıkçası listeleri güncellediler mi bilmiyorum. İlk duyurulduğunda daha önceden hazırlanmış eğitim yerlerinin paylaşıldığını gördüm. Ağırlıklı olarak Udemy eğitimleri vardı. Muhtemelen yeni içerikler eklenmiş olabilir. Eğitimin içeriğinde eğer altyapınız henüz yoksa, hani bu yazılım 101 dediğimiz ve programlama 101 dediğimiz eğitim programlarına başlayın. Çünkü altyapıyı hazırlamadan bir anda profesyonel bir uygulama geliştirmeniz mümkün değil. Bu ne demek? Algoritma yeteneklerinizi geliştirebilmeniz, ilk önce temeli böyle atmanız önemli diye düşünüyorum. Eğer zaten bir yazılım altyapınız varsa ve dal seçmek istiyorsanız, diyelim ki mobil uygulamalar konusunda tavsiye edebileceğim dil Swift ve Kotlin native diller için. Hibrit olarak geliştireyim. Hani yani ben tek bir dille yazayım, o iOS ve Android cihazlarını ayrı ayrı çıkartsın diyorsanız Dart, yani Flutter veya JavaScript bilginiz varsa da React Native ile beraber hibrit uygulamalar, hibrit native uygulamalar geliştirebilirsiniz. Bu konudaki eğitimleri takip edin. Senin söylemiş olduğun güvenlik dalı kesinlikle dünyanın her yerinde geçerli olabilecek ve ihtiyaç duyabilecek bir dal. Ve pozisyon açığı çok yüksek olduğu için güvenlikte eğer bir uzmanlığınız varsa çok rahat iş bulabilirsiniz. Ve dünyanın herhangi bir yerinde, Türkiye, Avrupa, Amerika herhangi bir yerinde bulabilirsiniz. Çünkü herkes güvenliğe yönelik hareket etmiyor. O yüzden de ön plana çıkıyorsunuz. Ya Onları şöyle takip söyleyeyim, edebilirsiniz. güvenlik tarafıyla alakalı şimdi biliyorsunuz artık her şey işte insansız olmaya başladı. Hava araçları insansız, ne bileyim işte arabalar, saha araçları yani bir şekilde insanın aslında eli ayağı belli başlı alanlardan çekilmeye yani çıkartılmaya çalışılıyor. İşte insansız ne bileyim işte tırlar ki ben her zaman muhakkak hani çünkü yani birilerinin arka koltukta oturacağını düşünüyorum. Yani şu anda mesela atıyorum insansız belki yolcu uçağı yani pilot tarafından kullanılmayan bir yolcu uçağı çıkartıldığı iddia edilse bile hani içeride belki iki pilot, üç pilot değil de tek bir pilotun her halükarda olması gerektiğini ya da olacağını ben düşünüyorum. Keza tırlarda da belki İyi. mesela tır şoförü aracı kullanmayacak ama herhangi bir aksi bir durumda müdahale etmesi gerekebilir. Burada güvenlik yani siber güvenlik alanında ciddi anlamda bir iş gücüne ihtiyaç olacak. Çünkü internete bağlı her şey aslında bir yerde tehdit altında demektir ki hiç kimse hani bir tırın ya da ne Kesinlikle. bileyim 400 kişiyi, 500 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının tamamıyla bilgisayara bırakılıp o insanların hayatının bir tane hacker'ın işte tecrübesine, bilgisine ya da yeteneğine bırakılacağını ben düşünmüyorum. Herhangi bir aksi bir durumda yine insan gücü devreye girecektir. Mesela arabalarda da öyle değil mi? Yani Ya da fren henüz değil sistemi diyelim. yani hani hangi aşamada olursa olsun ben bir şekilde yani bilmiyorum bir insanın Ya arka mesela şu an planda olabileceğini Tesla'lar düşünmüyorum üzerinden yani. örnek verirsek, hani Tesla araçları gayet net bir şekilde insansız kullanabiliyor. Sizi bir yerden alıp bir yere kadar bırakabiliyor. Yani bu bile güzel bir altyapı demek. Gelecek hakkında bazı fikirler verecektir diye tahmin ediyorum. Ama henüz %100 insansız, evet, kimse tercih edilmiyor ve hani toplum kurallarına henüz uygun değil. Gerek hukuk kuralları gereği, gerek insan hakları diyelim. Çünkü oluşabilecek herhangi bir kaza veya problematik tipler şeylerde çözüm yok henüz. Dolayısıyla dediğin gibi henüz bir arkada bir insan olması gerekiyor, ama ileride belki olabilir. Çünkü şimdiden başarıldığı da hani insansız araçların yetenekleri.
O yüzden altyapılar tamamlandıktan sonra bence tamamen insansız hale gelecektir diye düşünüyorum. Bu bağlamda da söylemiş olduğum güvenlik bir numaralı önlem olarak gerekiyor. O yüzden de yetişmiş kişiler gerekecek. Yani umarım insanların elini en azından iş gücünü bu alanlardan çıkarmazlar. Yani hani tabii yani üzücü hem endüstri devrimiyle işte ne bileyim fabrikalardaki insanların 100 yıl önce işte yerini makinaları bırakmasının arkasından işte şimdilik de kalan ufacık dar alan da artık tekrar bilgisayarlar tarafından kontrol edip ayrı bir işsizlik alanı falan. Ama tabii hani burada İşte burada da bu sistemleri yazacak insanlar yazan olacağı için insanların her yapay zaman tabii. zeka, machine learning ve makine öğrenmesi ve veri analizi ön plana çıkıyor. Evet, Bu kesinlikle. alanlara da yönelebilirsiniz. Çünkü bu bahsettiğimiz sistemleri aslında yapan iş dalları bunlar. Evet. Arkadaşlar başka soru var mı? Sorularınız, sormak istedikleriniz, merak ettikleriniz, konu nedir abi diye soranlar da olmuştu. Onlara dedik. Bir tane Mustafa inşaat Bey mühendisliği ile oradan. alakalı bir soru vardı ama çok yanlış gelmişsiniz diyeyim çünkü yazılım üzerine konuşuyoruz. Yurt dışında kendimizi Başka. geliştirme imkanımız var mıdır diye bir soru geldi ama hangi alanda olduğu önemli aslında. Farklı iş kolunda çalışıyor olabilirsiniz. Yazılım alanından cevap verelim çünkü konu yazılım alanında kesinlikle imkan var ki ben de zaten kendime bir yurt dışı tecrübesi edinebilme amacıyla Hollanda'ya yerleştim ve orada kariyerime devam etmeyi tercih ettim. Dolayısıyla hani kendinizi kesinlikle geliştirme imkanınız var. Bu diğer kollarda da vardır diye tahmin ediyorum mekatronik vesaire ama o uzmanlığım olmadığı için hani ne söylesem yanlış olur. Mekatronik. Arkadaşlar ona az önce cevap verdik. Mekatronik mühendisliği ile alakalı. Umarım diyorum tekrar yenilemek istiyorum. Ben az önceki videoyu IGTV yapmaya çalıştım. Umarım bir sıkıntı olmaz ve IGTV'ye yükler. Bunu da ikinci video olarak atacağım. Bir sonraki Robotikle eğer sizinle alakalı bir başlasak. soru var. Nerede? Bu sene sınava girdim. Yüksek ihtimalle hedefim Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Bölümü. Robotik merakım var. Öğrenmem gereken yazılım ve öneriniz diye. Robotik dalında aslında ağırlıklı olarak donanım yöneteceğiniz için daha çok seviyeli dillere yatırım yapmanız önemli. C, C++ gibi diller önemli. Veya temel düzeyde hani Java'da. çok core robotik cihazlar değil de böyle daha çok hani daha basit temelli robotik cihazlar yapmayı planlıyorsanız Arduino biçilmiş kaftan çünkü çok rahat yazılabiliyor. Sensör müdahaleleri çok kolay. O yüzden Arduino üzerine çalışabilirsiniz. Konunun laptopla aslında çok bir alakası yok çünkü bu tamamen sizin çalışacağınız platformla alakalı bir şey. Yani ben size MacBook öneririm. Aslında bir standart bir laptop daha işinizi görüyordur. O yüzden hani yanlış yönlendirmek istemem. Herhangi bir yazılım platformu rahatlıkla bir standart bir bilgisayar üzerinde çalışacaktır. O yüzden hani çok üst seviye bilgisayarlara ihtiyacınız açıkçası yok. Evet, sonuna kadar katılıyorum. Orada Java'nın da şeyi var. Hatta Arduino'nun yanında Raspberry Pi tarzında işte ufak Raspberry Pi kesinlikle. kompakt bilgisayarlar. Aynen. Girişimciliği hiç düşündünüz mü? Tam adamlarına girişimcilikle alakalı bir soru sordunuz. Biz ikimiz de İstersen bizim girişimciyiz. girişimcilik hikayemizden bir bahset Slack'ten. O bence güzel Evet, bir şey verecektir hani. Hem Slack. fikir verecektir, hem yeni sorular doğuracaktır belki. Anlatabilirsin aslında güzel olur. Slack bizim Los Angeles'ta sarı dolmuş mantığında bir uygulamayı Amerika'ya, Los Angeles'a uygulamamızdı aslında. Araçların arkasında işte 15 şey, özür dilerim, beşer işte bisiklet asacağı, ne bileyim işte araçların içinde her koltuğun arkasında bilgisayarlı insanların yani işe giden insanların ya da işten eve gelen insanların işte bilgisayarlarını açabilecekleri, içinde Wi-Fi'nin olduğu, bilgisayar şey telefon uygulaması üzerinden koltuklarını satın aldıkları, işte sadece A noktasıyla B noktası arasında gidip arada herhangi başka ilçede yani Türkiye'den örnek verecek olursak İstanbul'da işte atıyorum Bakırköy'den Kadıköy'e gidecek olan araç
Kadıköy'de 4 tane durakta duruyor, Bakırköy'de 4 ayrı durakta duruyor ve arada başka hiçbir yerde durmadan direkt bu mesafeyi kat ediyordu. Bu tarz bir uygulamamız vardı bizim. 1,5 yıl civarında falan herhalde uğraştık değil mi biz Mustafa? Yani bizim 5-6 kişilik bir ekibimiz Aynen, vardı. yaklaşık o kadar sürdü. Evet, ve bayağı kovaladık. Şimdi Aslında sonuna de kadar da geldik, hani ürün bitmişti diyebiliriz, en azından POC'si ve çalışır hali. ya, güzel tecrübelerimiz oldu işte. Yani hani çok yatırımcıyla gittik, görüştük. Hatta en son işte biliyorsun, yani o adam bize parayı da vermeye razı oldu. İstediğimiz parayı. Ama işte takımın dağınık oluşu falan. Ya güzel bir tecrübe oldu. Yani hani battık falan tarzında, ben işte ne bileyim, hani failure falan deniyor ya Türkiye'de. Ben açıkçası ona inanmıyorum. Bana Fail soruyorlar ne gözüyle oldu bakmıyorum ben de sonucu. açıkçası hani. Yok, hayır, tecrübeydi yani. Çok güzel bir tecrübe oldu. Şimdi işte bu Kesin. tecrübeyi şu an yeni startup'ımızda kullanıyoruz. Yani o gün orada öğrendiklerimizi bugün burada uygulamaya çalışıyoruz. Umarım Aynen öyle. kısa O bir yüzden yazılımla sürede. uğraşan arkadaşlara da bunda aklınızda oluşan fikirleri projeye dönüştürme, bu projeyi ürünleştirme üzerine çalışmalarını da tavsiye edebiliriz. Çünkü bunlar çok bambaşka süreçler. Kod yazıyor olabilirsiniz. Ama bunu ürünleştirmek, ürün halinde pazarlayabilmek bambaşka bir iş kolu aslında. Ve bu konularda da uzmanlık gerekebiliyor. Çeşitli kişilerden danışmanlık almanız gerekebiliyor gibi. Yan işler olarak proje geliştirmenizi öneririz. Öneririm. Bu sizin hem gelişmenize katkı sağlayacak, hem fikriniz gerçekten güzelse birisi elinizden tuttuğunda veya yatırım yaptığında bir anda kendinizi bambaşka yerlerde bulabilirsiniz. O yüzden hani girişimlerde bulunmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Evet, yayın tekrar alarm vermeye başladı herhalde, ama başka sorularınız var mı arkadaşlar? Yavaştan yayını kapatalım, başka bir sıkıntıyla, problemle karşılaşmadan. Mustafa, sen duyuyor musun beni? Gitti tamamen yayın. Geliyor mu sesin? Benim sesim geliyor mu bu arada? Beni arkadaşlar, beni duyabiliyor musunuz bu arada? Sadece Mustafa'yı mı duymuyorsunuz? Ha, benim sesim geliyor. Mustafa'nın ses gitti ama yapacak bir şey yok. Teknik problemler. Ama güzel bir yayın geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Kendisine zamanı için çok 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 teşekkür ediyoruz. Umarım Mustafa, seni duymuyoruz. Abi, şimdi görüşürüz o zaman. Kendine çok çok dikkat et. Görüşürüz. Bay bay. Teşekkür ettim. Arkadaşlar, sizlere de çok çok teşekkür ederim katıldığınız için, geldiğiniz için. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.